Merhabalar Ayşe uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çıkan zili tüm olarak işaretleyerek yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz benim için çok değerli. Destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sizlere çok zarif bir oyanın yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Kalpli pul oyası. Oyan bitmek üzere. Bu şekilde arkadaşlar bitmiş halinde görmenizi istedim. O yüzden şöyle bitmesine yakın videoyu çekmeyi uygun buldum. Çok zarif, çok kibar bir model. Oyan da e, pul kullandım arkadaşlar. Şöyle pullarımı da sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu pullar analı kızlı pullar gibi içiyle birlikte satılan kalpli pullar. Plastik puldur. Hiçbir şekilde ütü de zarar görmez. Sadece ütünüz orta ısıda olsun arkadaşlar. Ütü bezi kullanmadan bile ütüleyebilirsiniz. Yıkamada herhangi bir problem yaşamazsınız. bu pulla ilgili inanın aklınızda soru kalmasın. Güvenle kullanabilirsiniz. Tabi kaliteli olanlarından almaya dikkat edin. Biz pullarımızın arkadaşlar bu şekilde büyük olanlarını kullanacağız. Küçük olanlarını da bir ara değerlendirmek istiyorum ama şu an için aklımda o pullarla ilgili bir oya yok. Yazmam reya marka 02 numara krem rengidir. Oldukça kullandığım bir yazma ve bu yazmaya uygun bulduğum ipimde altın başak şeker beyazı Gerçekten de birebir uyumlu oluyor. Arkadaşlar ipin numarası yok. Şöyle etiketinde şeker beyazı yazar. Oyama eşlik edecek olan diğer bir aparatım da arkadaşlar bu şekilde kum boncuk. Bunlar 12 dizi halinde satılan her tuhafiyede bulabileceğiniz her rengi bulunan bir boncuktur. E, cam boncuktur. Ütü de hiçbir şekilde sıkıntı olmadan kullanabileceğiniz bir malzemedir. oyamız için yaklaşık olarak arkadaşlar 5.5 e, diziye yakın e, boncuk gitti. Şu an burada 5 dizi boncuk var. Yani dizi derken arkadaşlar bakın şöyle bir tanesi şöyle şöyle iki, iki tanesini söyleyelim arkadaşlar bir dizi oluyor. Bu şekilde 12 dizi var. Bizim oyamız için 5,5 dizi boncuk gitti. Tığımda 22 numaradır. Ben 22 numara kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle dediğim gibi oyam için şöyle arkadaşlar az bir miktar bıraktım. Tığlamadan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben başka bir model için arkadaşlar yazmamı tığlamıştım. Oldukça sık tığlama isteyen bir modeldi ama yazmam elimde hazırken bu modeli işlemek istedim. Fakat ben tığ battılarım çok sık olduğu için biraz zorlandım işin açıkçası. O yüzden bakın şöyle bir ayarlama yaptım. Tığ battıdan özellikle sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü tığ battı yüzünden modeli 3 kere işleyip sökmek zorunda kaldım. O yüzden size ayrıca anlatmak istiyorum. Bakın arada Şöyle iki tane biraz geri tutayım net görünsün. Arada arkadaşlar bakın üç tane tığ battı bırakıp dolgumu dördüncü tığ battımın bakın dibine battım. Bu şekilde bir ayarlama yaptım. Fakat şöyle e, diğer kenarı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın diğer kenarda da biraz daha tığ battılarımı seyrek yaptığım için arada iki tane tığ battı bırakıp 3. Tıbattımın içerisine battım. Bu ayrıntıyı arkadaşlar özellikle sizlere göstermek istedim ve bu yüzden de aslında yazmayı bitirip e, sizlerle paylaştım. Daha doğrusu bitirmeye yakın. Ee, kesinlikle dediğim gibi bu ayarda sık bir tığlama yapmayın. Seyrek sayılabilecek ayarda iki zincirle tığlama yapın. Tekrarlıyorum. Çünkü dediğim gibi ben bu tığlama yüzünden üç kere modeli işleyip sökmek zorunda kaldım. Ee, bir bobin ip modelimiz için yeterli geliyor. Sizleri bekletmeden hemen oyanın yapılışına da başlayalım. Oyanın başlangıç kısmından itibaren göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde doladım bir zincir çektim ipimi tığıma iki kere doluyorum yazmamı şöyle 15-20 santim içerisinden başlıyorum her zaman ben oyama arkadaşlar bu şekilde herhangi bir tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dört kere de çıkararak bir dolguyla oyama başlıyorum Ben de zaten bakın bu şekilde dolguda kalmışım. Daha sonra bir tane pulumdan alıyorum. Pulumun burun kısmı bu şekilde yukarı bakacak. Bir sık iğne ile şöyle ipim açıldı özür dilerim. Bir sık iğne ile pulumu sabitliyorum ve sık iğnelerime devam ediyorum. Bir Allah Allah. 2 3 4 ve 5 sık iğnemi yaptım. Daha sonra 3 tane boncuğumu alıyorum ve elimden geldiğince arkadaşlar sıkı bir şekilde çok sıkarak şöyle bir zincirle sabitliyorum ve bu şekilde geriye itiyorum. Sık iğnelerimi pulumun kalan kısmında devam ediyorum. 1 2 3, 4 ve 5. Tekrar ipimi tığıma iki kere doladım. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın az önce bahsettiğim gibi 1, 2, 3 tığ battı bırakıp dördüncünün dibine batıyorum. Tabi sizler arada iki tane bırakıp üçüncüye batacaksınız. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde 4 kere de kapatıyorum. Tekrar pulumu aldım. Pulluma sık iğnelerimle devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 3 tane boncuğumdan aldım. Boncuklarımı elimden geldiğince sıkı bir ayarda arkadaşlar bir zincirle sabitliyorum. Şöyle geriye itiyorum ve pullumun kalan kısmında sık iğnelerime devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tekrar 1 2 kere doladım ipimi tığıma arada 1 2 3 tığ battı bırakıp bakın arkadaşlar dördüncü tığ battının dibine batıyorum bu şekilde ben ayarlama yaptım dediğim ki, sizler arada iki tane bırakıp üçüncüye batın önce bir sonra 2, sonra 2 ve sonra iki olacak şekilde dolguyla devam ediyorum bir tane daha yapalım pulumu aldım 1 2 ve şunda, şundan da bahsedeyim size arkadaşlar. Şu iki tane e, sık iğneyi bir sökeyim. Bakın. Pulunuzu sık iğnelerle sabitlerken arkadaşlar masum, bakın şu aşağıdan değil. Özellikle bakın yukarıya doğru pulunuzun yukarısına doğru sık iğnelerinizi yapın ki pul iyice bir ortalama olarak yerleşsin. Bakın yukarıya doğru yapıyorum sık iğnelerimi. Zaten İşledikçe aşağı doğru sık iğneler kayıyor. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 tane boncuğumu aldım. Boncuğumu elimden geldiğince sıkı bir ayarda arkadaşlar bir zincirle sabitleyip şöyle parmağımla geriye itiyorum ve sık iğnelerime devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 ipimi tığıma iki kere doladım dördüncü tığ battımın dibinden tabi sizler arada iki tane bırakıp üçüncüye batıyorsunuz önce bir sonra iki sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yaparak yazmamın dört kenarında arkadaşlar bu şekilde işleyerek yazma oyama devam ediyorum gerçekten çok basit e, işlemesi çok kolay ama gerçekten bu şekilde teknik isteyen bir model e, kalan kısmı ben inşallah bitireceğim şöyle köşeleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar köşelerde e, şöyle tığımı, tığımdan yardım alayım bakın normalde iki tane tığ battı bırakırken köşede arada bir tane tığ battı bırakıp dolgumu diğerine batmışım en köşede ise hiçbir tığ battı boşluğu bırakmadan hemen yanındakine battım diğer tığ battı da arkadaşlar diğer oyada da arada bir tane tığ battı bırakarak diğerine battım ama diğerlerinde bakın az önce bahsettiğim gibi arada şöyle iki tane bırakarak hatta şurayı göstereyim daha e iyi olur arada bakın mesela iki tane bırakarak üçüncü tığ battığı bıraka, üçüncü tığ battığı batarak oyama devam ettim biraz dil sürçmeleriyle oyayı anlattım umarım anlaşılır olmuştur beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum oya gerçekten çok sevimli çok şık çok kibar bir model çok da beğendiğim bir modeldi bu şekilde yaptığım için de çok mutluyum daha sahibi yok bakalım kimlere kısmet olacak bu model bu oya e oyalarımın arkadaşlar yakın görsellerini ve kısa videolarını, reelslerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. ziyaret edip takip eder bulursanız da çok mutlu olurum. dediğim gibi arkadaşlar oldukça zahmetli bir iş. E, emeğime değer vererek yorum yazan, abone olan, beğeni bırakan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bir başka oyada bir başka güzellikte buluşmak üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.